7 Haziran 2015 tarihi Türkiye açısından bir kırılma noktası oldu. O tarihte yapılan seçimlerden sonraki tablo, günümüze kadar gelen ilişkiler ağının kapalı kapılar ardında açığa çıkmasına vesile oldu. Siyasette yapılan operasyonlar, terör örgütlerinin kanlı planlamaları o tarihten sonra açığa çıktı. Türkiye'nin direncine yönelik son darbe indirilmek istendi. Türkiye bir etnik cehenneme çevrilmek istendi. Bu hedeflerine de yaklaşmışlardı. Ancak başarılı olamadılar. Gelin o tarih birlikte bir geri dönüş yapalım. Yapalım ki kıyısından döndüğümüz kaosun aktörlerini iyi tanıyalım. O oyun bozulmasaydı neler yaşayabileceğimizi görelim. Günümüzde 7 Haziran 1 Kasım 2015 tarihleri arasındaki gelişmeleri kendi çıkarları için çarpıtanlara inat hakikatleri anlatalım. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kurtuluş savaşı verdikten sonra kurulmuş, yeterli olgunluğa eriştikten sonra da çok partili hayata geçiş yapılmıştı. Demokrasisi dönem dönem darbelerle siyasete farklı araçlarla müdahalelerle kesintiye uğrasa da Türk milleti her zaman kendi iradesine sahip çıkmış, müdahalelerden kısa süre sonra demokratik sistem yeniden işlemeye devam etmişti. Her seçim öncesinde gerginlikler yaşansa da sonrasında gerilimler yerini kurulan hükümetlere eleştirilere bırakırdı. Geçmiş seçimlere bakıldığında birkaçı hariç katılım oranlarının yüksek olması milletin sandık iradesine, demokrasiye duyduğu saygının inancın göstergesiydi. Türk milleti inandığı siyasete görev veriyor. Görev verilen başarılı olamazsa görevi geri alıyor, yeni bir siyasi partiye veya partilere görev veriyordu. 7 Haziran seçimlerine gidilirken de millet nezdinde benzer bir durum söz konusuydu. Ancak derinlerde bir yerde Türkiye için sinsi ve kanlı senaryolar planlanıyordu. Plan sahipleri FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarıyla, PKK terör örgütüyle, iç mihraklarla birlikte çalışıyordu. Amaç Türkiye'yi küresel merkezlerin istediği şekilde dizayn etmekti. Her dönem bu amaç doğrultusunda hareket eden merkezlerin önündeki engel olaraksa özellikle Davos çıkışı sonrası Batı'ya karşı duruşunu sertleştiren Erdoğan vardı. With apologies to Prime Minister Erdoğan. One minute. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. 2014 yılının 10 Ağustos'unda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir ilkti. Anayasa değişikliği nedeniyle ilk kez Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri değil, doğrudan millet seçecekti. 3 adayın olduğu seçimleri Recep Tayyip Erdoğan %51.7 oyla kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Anayasa gereği AK Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacaktı. AK Parti'de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü yoksa Ahmet Davutoğlu mu genel başkan ve dolaylı olarak başbakan olacak tartışmaları sürmekteydi. Abdullah Gül parti liderliğini istiyordu. 11 Ağustos'ta toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetme Kurulu kongre tarihini 27 Ağustos olarak belirledi. Görev süresi 28 Ağustos'ta bitecek Gül'ün hayali suya düşmüş oldu. Köşkten doğrudan emekliliğe geçiş yapacaktı. Karar verilmiş, partinin başına eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçmişti. Bu kararda partinin kurucu lideri Erdoğan'ın etkisi elbette büyüktü. Hazmedemeyenler AK Parti içinde Erdoğan'sız AK Parti senaryolarını alttan alta dile getirmeye başlamıştı. Aynı dönemde bir taraftan o dönem paralel devlet yapılanması olarak adlandırılan FETÖ ile mücadele edilmekte, çözüm süreci de bir yandan sürmekteydi. FETÖ ile mücadelede eksiklikler çok fazlaydı. Özellikle başta yargı ve emniyet olmak üzere devletin içine sızan unsurların temizliği ağır ilerliyordu. Askerdeki yapılanma ise henüz tam anlamıyla çözülememişti. Medyada da hakim olan bu yapı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik psikolojik saldırıyı da yoğunlaştırmıştı. Çözüm sürecinde de gerilim oldukça yüksekti. Terör örgütünün Kobani olarak adlandırdığı Ayn el Arab'ta iki terör grubunun çatışması ve Türkiye'ye yansıması kalkışma şeklinde olmuştu. Seçimlere yaklaşık 9 ay kala başlayan olaylar 3 gün sürmüş, başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentleri savaş alanına dönmüştü. Terör örgütünün şehir kadroları adeta kalkışma provası gerçekleştirmişti. Ayrıca siyasi ayakla beraber terör örgütü süreci suistimal etmiş, şehirlerde ve kırsalda militan sayısını artırmıştı. Ancak deyim yerinde ise köprüden önce son virajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahaleleri olmasaydı terör örgütü siyasi kazanımlar da elde edecekti. Cumhurbaşkanı 15 Mart 2015'te "Kardeşim ne Kürt sorunu ya, artık böyle bir şey yok" açıklamasını yaptı. Ama hala bakıyorsun varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert dil de o tarihten itibaren yükseldi. Bu açıklamadan sadece iki gün sonra Selahattin Demirtaş'ın o çok propagandası yapılan konuşması gerçekleşti. HDP grup toplantısında bugün kürsüye tek bir cümle söylemek için çıktım diyerek birkaç dakika konuşan Demirtaş sözlerini Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni başkan yaptırmayacağız diyerek noktaladı. Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Erdoğan'ın terör örgütünün olası kazanımlarına karşı müdahalelerine HDP'nin dışında AK Parti içinden de ses çıkması dikkat çekiciydi. Erdoğan 28 Şubat 2015 tarihli Dolmabahçe görüşmesinde açıklanan metinde yer alan izleme heyetine karşı çıkarak ben gazetelerde okuyorum, böyle bir şeyden benim haberim yok, bu olaya da ben olumlu bakmıyorum açıklamasını yapmıştı. Ben gazetelerde okuyorum, yani böyle bir şeyden doğrusu benim bir haberim yok. Ve şunu da çok açık net söyleyeyim, bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Buna karşın dönemin başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, çözüm süreci konusunda bugüne kadar atılan adımların bir noktası da izleme heyetinin oluşturulmasıdır. Hükümetimiz bunu uygun görmektedir. Kimin hangi görevleri yapacağı konusunda bir yol haritamız mevcuttur. Ülkeyi yöneten hükümettir, sorumlulukta hükümettedir diye konuşuyordu. Bu açıklamanın daha külü soğumadan Erdoğan başka bir açıklama yaptı. Ben oradaki toplantıyı da doğru bulmuyorum. Çünkü bu toplantıda hükümetin başbakan yardımcısıyla şu an parlamento içinde olan bir grubun yan yana o resmi vermesini ben şahsen doğru bulmuyorum. Daha önceleri gerektiğinde bir arkadaşımız onlarla görüşmeler yapar ve açıklama yapılırdı. Ama o toplantıda olduğu gibi medyanın karşısına çıkmak suretiyle iki ayrı metin deklare edilmiyordu. Böyle bir şey hiç yaşanmamıştır. Bunu doğru bulmuyorum. Açıklanan 10 maddelik metne gelince, o metinde bir demokrasi çağrısı yok. Bu metnin demokrasi adına neresini kabul edeceğim? İçerideki kaynama, Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınması ve kabinede ciddi değişim yaşanana, hatta 15 Temmuz saldırısına kadar devam etti. İşte AK Parti böyle bir zeminde 7 Haziran seçimlerine gitmişti. AK Parti 7 Haziran seçimlerinde 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra ilk kez tek başına hükümet kuramayacağı bir sonuç aldı. Sandıktan çıkan tablo Türk milletinin AK Parti'ye yönelik ikazı olarak değerlendirilmişti. %40.9 oy oranıyla Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığındaki AK Parti'nin oyları azalmıştı. Aynı durum oy sayısı artmış olsa bile oy oranı açısından CHP için de geçerliydi. MHP ise 2011 seçim göre oylarını 5,5 milyondan yaklaşık 7,5 milyona çıkarmış, milletvekili sayısını da arttırmıştı. HDP ise ilk kez parti olarak seçim barajını geçmiş ve mecliste ciddi bir temsil oranı kazanmıştı. Dönemin AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koalisyon seçeneğine kapı aralarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da AK Partisiz koalisyonu dillendirdi. Yani koalisyon konusunda herkes mutabıktı, bir kişi hariç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli henüz seçim gecesi hiçbir koalisyon seçeneğinde olmayacaklarını belirterek erken seçim olabilir mesajını dile getirdi. Böyle bir yapılanma içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi şerefi ve haysiyetiyle, ilkeli ve dürüst politikalarıyla ve mecliste denetimi esas alan bir ana muhalefet partisi görevini de üstlenmeye hazırdır. Bunların hiçbirisinden uygulanarak sonuç alınamıyorsa en erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim olur. AK Parti'nin başında Ahmet Davutoğlu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu başkanlığındaki AK Parti heyetleri birer gün arayla sırasıyla CHP, MHP ve HDP heyetleriyle görüştü. CHP ve HDP ile görüşmeler daha sıcak ortamda geçerken MHP koalisyona kapıyı kapattı. Selahattin Demirtaş başkanlığındaki HDP heyetinin Davutoğlu'na CHP ile koalisyon önermesi ve bu koalisyona katkı vereceklerini belirtmesi dikkat çekiciydi. Görüşmeler neticesinde CHP ile istikşafi görüşmeler başladı. Ancak bu görüşmelerden de bir sonuç alınamadı. Ama zaten CHP medyasında seçimlerden 3 ay öncesinde AKP-CHP koalisyonu manşetleri atılmaya başlamıştı. Dönemin CHP milletvekili Durdu Özpolat'ın sahip olduğu Yurt Gazetesi 27 Mart'ta 8 Haziran sabahı AKP-CHP ortaklığı konuşulacak büyük koalisyon sürmanşetiyle çıkmıştı. Ancak Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayında sonuçlanan AK Parti-CHP görüşmelerinden bir sonuç alınamadı. Görüşme süreci
sürecinin en ilginç detaylarından biri HDP destekli CHP-MHP koalisyonu senaryosunun da gündeme gelmesiydi. Hatta daha az milletvekili olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'ye başbakanlık da teklif etti. Ancak MHP lideri Bahçeli, HDP'nin ve kirli mahfillerin olacağı hiçbir koalisyona girmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Ortada ikili bir yapı oluşmuştu. Bir tarafta Erdoğan'ı zayıflatacak bir HDP destekli AK Parti CHP veya yine HDP destekli CHP-MHP koalisyonunu isteyenler, diğer taraftaysa duruşuyla dikkat çeken iki isim. Biri kartlarını çok açık oynayarak perde arkasındaki sinsi oyunu gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli bu oyunun içinde yer almayacaklarını açıkça beyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da HDP güzellemeleri yapılırken terör örgütünün çözüm sürecine noktayı koyan saldırıları sonrasında tavrını giderek sertleştirmiş, Türkiye aleyhtarı çözümlere kapıyı kapatmıştı. Bu ikili yapının mücadelesinin nihayetinde erken seçim kararı alındı. Ancak gerilim yüksekti.